Bu işlerimizi zaman zaman birçok mecrada anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle de sizler kanalıyla vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani başka mecralarda zaman zaman da böyle kitapçıklarda Aytekin Şenlikoğlu aday değilmiş, aday olmayacakmış gibi böyle ilginç mücadele yöntemleri seçen arkadaşları biliyorum. Bu mücadele yöntemleri hani mumun yatsıya yanması gibi bir olay oluyor. Onun için başka yöntemler denemekte fayda var değerli arkadaşlar. 2019 seçim aşamasında açıklamıştık. İki dönem için insanlarımıza taahhütlerimizi sunmuştuk. O kitapçığımız, arkadaşlar o kitapçığımız yok değil mi burada? Neyse varsa yakında bir yerde alalım. Şimdi biz vatandaşımızın huzurunda çıktığımız zaman iki tane kitapçıkla çıkacağız. Birinci kitapçığımız o 2019'da şimdi getirir arkadaşlar. Giresun halkına gittiğimiz zaman sunmuş olduğumuz kitapçığımız. O kitapçığımızı göstereceğiz. Diyeceğiz ki biz 2019 yılında sizlere şunları taahhüt etmiştik, vaat etmiştik. Ekibimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte bu işleri yapmak istiyoruz. Bize onay verirseniz demiştik. Şimdi yavaş yavaş hesap zamanı geliyor. Şimdi bu kitapçığımızı. Bu kitapçığımızı biz yaklaşık 50 bin haneye birkaç ay önce ulaştırmaya çalıştık. Giresun halkı, Giresunlu kardeşlerimiz bu şehirde 2019'dan beri Cumhur İttifakı, Giresun Belediyesi, Giresun Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ve ekip arkadaşlarımız, yöneticilerimiz hangi hizmetleri yapmışız bunları bilsinler istedik. Üçten bir geçiş yapılmadı. Daha sonra da bir dalçıkla alakalı çalışma yapıldı. Dalçık olması genel anlamda Giresun kamuoyundan destek aldığı için biz de hem 2019'daki yerel seçimlerde hem de daha sonra bu işte sözlülükle bunun peşine düştük. Şimdi bunun yatırım maliyeti de yaklaşık 1.1 katrilyon civarında. Ve bu yatırımın karayolları devletin belki dünyadaki sayılı kuruluşlarından birisi. Teknik altyapısını da onlar yapıyor. Yani bunun projesini, planını, buradaki riskleri, avantajları, dezavantajları hepsi hesaplanarak yapıyor. Kim yapıyor? Karayollarının teknik elemanları, mühendisleri, mimarları, işi bilen insanlar yapıyor. Şimdi ben teknik bir eleman değilim. Ben de onlardan öğrenmek istiyorum. Ama bazı arkadaşlarımız oturup, efendim burada şu var, burada bu var. Bu tür durumlarda yapılan imalatların hepsinde az çok bir risk oluyor. Bu iş her zaman az çok olur. Ama oradan hemen hemen biraz daha gerisinden başlayarak Hatun Camii'nin biraz ilerisinde bitiriyor. Yine alt geçit, rampa, iniş ve çıkış. Ya kiraya yapacaksın, ya içinde tadilat yapılır. Parça parça satacaksın, ya bütün olarak satacaksın. Şimdi binanın adil bir şekilde durmasının hiçbir anlamı yok bizim açımızdan. Zira şehrin merkezindeki binamızı biz 20 yıldır kiraladık. İçerisinde yapmış olduğumuz düzenlemeleri de kira ücretimizden düştük. TMSK'ya ait bir bina. Dolayısıyla yarın öbür gün efendim bina gelirdi, giderdi, kira şerhimizi de tapu kaydına yerleştirdik. Şimdi 20 yıldır o binada kiracıyız. 20 yıl içerisinde de bu binanın satın alınması düşünülebilir, başka alternatifler düşünülebilir. Ayrıca içerisinde yaptığımız masrafları da sağ olsun TMSK kendi binasına yapıldığı için kira ödememizden düştük. Biz oraya şimdi 4-5 yıl, belki 5-6 yıl kira ödemiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Niye o bina? Bir kere hizmet binalarımızı tek bir noktaya yerleştirdik. Aldık, hizmet noktasını hepsini bir binada birleştirdik. Daha da önemlisi şu, şehrin girişi olarak düşündüğümüz veya buna göre düzenlemeler yaptığımız
kamulaştırmalar yaptığınız Ulancak Kurağı mevkiinde en doğru noktada belediye binası olmuşsunuz. Belediye ticari bir kuruluş değil arkadaşlar. Belediye resmi bir kurum. Belediye binası şehrin en nadide noktasında, giriş noktasında olmasından daha doğru bir şey yok. Anlandı, efendim, başka hesap yapıldı ama 20 yıl biz oradayız inşallah. Öbür binanın da değerlendirilmesi lazımdı ve bu anlamda meclisinde getirdik, kararımızı aldık ve satış işlerini yaptık. Ama satışla alakalı ödeme yapılamadığı için iptal ettik. Şimdi değerli arkadaşlar, yeniden satışa çıkıyoruz. Bu binamızı ihaleye çıkıyoruz. Şimdi bekliyoruz. Diyoruz ki, hani bu bina çok değerli diyenler. Bu bina efendim şu kadar rakamdan aşağı etmez diyenler. Dilekçe verip de bu binayı aynı şartlarla biz alırız diyenler. Hepsini açık ihale arkadaşlar. Hepsini bekliyoruz. Bütün arkadaşlarımızı, o mangalda kül bırakmayan arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Açık ihalemizin tarihini ilan edeceğiz. Gelsinler, buyursunlar aslında. Diğer taraftan ikinci soru neydi? Osman Öder'in istifası ile alakalı. Değerli arkadaşlar, Osman Öder kardeşimiz de 2019 Nisan'ında beraber yola çıktık. Hem meclis üyemiz hem de başkan yardımcımız olarak çalıştı. Fakat kendisinin bazı beyanlarında kendisinin de aday adayı olacağı yönünde bir takım beyanlar olduğu için kendisini davet ettik. Eğer aday adayıysa istifa etmesini istedik. Aday adayı değilse çıkıp açıklama yapmasını istedik. Kendisi de istifa etmeyi tercih ettiği için kendisine teşekkür ettik. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da ayrıca ben tekrar huzurunuza da teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar ki geçtiğimiz her 5 yıllık dönemle hem mali açıdan hem hizmet açısından da yarışırız. Yani belediye başkan yardımcılığından istifayı kastediyoruz. Meclis üyeliği devam ediyor arkadaşlar Osman Başkanım. Şimdi bununla alakalı da zaman zaman efendim böyle başlıklar atılıyor, bir takım gaz vermeler devam ediyor. Ama söylediğim gibi yarışmak isteyene hem bu taraftan hem öbür taraftan herkesin tabii ki hakkıdır, doğal hakkıdır. Ama biz de yarışa hazırız yani. Değerli arkadaşlar, bu tabii Hasan Bey binası olunca herhalde çok böyle gündeme geliyor. Aslında yapılan iş olağanüstü bir iş değil yani. Hasan Bey oradaki binalarını bizden önce ruhsat almıştı. Yani bizim dönemimizde ruhsat almadı. Fakat o dönemlerde yapılan yol sadece kağıt üzerinde yapılmış muhtemelen. Dolayısıyla fiiliyatta işlemeyecek bir yol. Yani orada çok dik bir rampaya yol vermişler. Şimdi binayı yapmış bir sürü insan taşınmış. Bizim de yapmış olduğumuz işlem orada. Oradaki gayrimenkulde aşağıdaki üniversitenin arazisinin arasında aşağıda bizim arazimiz var biraz yan tarafta. Üniversitenin arazisine biraz girmiş. Biz de üniversiteye daha fazlasıyla bir arazi vermişiz. Mecliste de bunu bütün grupların katılımıyla ortak bir şekilde geçirmişiz. Bu böyle hani Sözcü gazetesine paslayıp da efendim burada ne var, şudur, nedir bu, biz bunu herkes için yapıyoruz. Bizim görevimiz mi ya? Biz burada bir sürü insanın yolunu açıyoruz. Adam şimdi o rampaya doğru böyle nasıl gidecek? Belediyesin yani, bu yolu yapmak zorundasın. Madem oraya ruhsat verilmiş, o zaman yapacağız. Bunu birisinin yerini de gasp ederek yapmıyoruz. Üniversitenin yerini de gasp etmiyoruz. Üniversiteye daha fazlasıyla yer vermişiz aşağıda. Şimdi oradan bir viraj alınması gerekiyormuş. O virajı almak için yapmışız. Bu iş mi yani şimdi? Bize her gelen bununla alakalı bir takım şeyler söylüyor. Efendim, o niye öyle de niye böyle?